Moka'ya bir girişimci. 1971 yılında Erzincan'da doğdu. 1994 yılında Erzincan'ın İliç ilçesinden İngilizce öğrenmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 2005 yılında New York'a 250 kilometre uzaklıkta Norwich'te kapanmakta olan bir yoğurt fabrikasını satın aldı. Chobani adını verdiği yoğurt markasını işte bu fabrikada yarattı. Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi. Davos dahil dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarında çeşitli konuşmalara davet edildi. Bugün Amerika'nın yakından tanıdığı Hamdi Ulukaya, tüm bu başarılara rağmen doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği vatanını hiç unutmadı. Kendi yaşadığı sıkıntıları, doğduğu ve büyüdüğü coğrafyanın insanları çekmesin dileğiyle yeni bir girişim başlattı. Hamdi Ulukaya girişimi işte böyle doğdu. Hamdi Ulukaya girişiminin iki önemli hedefi vardı. İlki Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini geliştirmek, ikincisi ise girişimcilere küresel anlamda yol göstermek. Bu çok zamandan beri benim yani üzerinde düşündüğüm bir şey. Ben nasıl geldiğim memleketime, insanıma nasıl geri dönerim, nasıl bir şey yapabilirim, ne yaparsam acaba faydalı olur diye düşündüm. Ve girişimcilik ne kadar önemli olduğunu ben kendi bu kısa tarihinde ve bu yaptığımız yerlerdeki etkisinden dolayı ben fark ettim. Hamdi Ulukaya girişimi tarafından hazırlanan program iki farklı bölümden oluşuyor. İlk programa yeni şirket kurmuş, yani startup olarak tanımlanan şirketler başvuruyor. İkinci programda ise girişimcilik fikri olan ancak o güne kadar herhangi bir girişimi olmayan kişilerin yaptığı başvurular yer aldı. Hamdi Ulukaya girişim programının ilk etabı İstanbul'da gerçekleşti. 28 Haziran 4 Temmuz arasında kurulan kampta programa katılanlar hem uygulamalı hem de teorik yoğun bir eğitimle işe başladılar. İstanbul kampının bitiminin ardından sıra programın New York ayağına geldi. Hamdi Ulukaya girişimi katılımcılarını New York'ta tecrübeli bir isim, Profesör Doktor Selçuk Şirin bekliyordu. Uçağa bindiklerinde ellerinde bir yol haritası var, bu şekilde bindiler uçağa. Sonra New York'a geldiklerinde bu formal eğitimi her gün devam ettik. Yani New York Üniversitesi kampüsünde saat 10 ile saat 1 arası her gün 3 saatlik bir eğitim aldılar. Hamdi Ulukaya girişimi katılımcıları New York Üniversitesi'nde 3 haftalık bir eğitim sürecinden geçtiler. Burada dünyanın sayılı şirketlerinde yöneticilik yapan profesyoneller ve girişimcilerden dersler aldılar. En önemlisi her bir girişimci adayına bir mentor atandı. Eğitimden arta kalan zamanda öğlen yemeklerinde girişimci adayları mentörleriyle birebir girişimleri konusunda görüşmelerde bulundular. Girişimcilere bir kere önereceğim en büyük şeylerden bir tanesi hiçbir zaman yılmamaları. Hamdi Ulukaya girişimi katılımcıları günü dersler ve mentörleriyle geçirirken zaman buldukça da kültür ve sanat aktivitelerine katılmayı da ihmal etmediler. Bugün Metropolitan Müzesi'ni gezdik. Bu faaliyetler bayağı bizim ufkumuzu açıyor. Sadece onlar. Hamdi Ulukaya girişimi programındaki startuplar ve girişimci adaylarının Amerika programı sadece New York'ta da sınırlı kalmadı. İlk durakları dünyanın teknoloji ve yenilik merkezinin bulunduğu Boston şehri oldu. Boston'da ilk olarak MIT Media Lab ziyaret edildi. Burada onları Canan Dağdeviren karşılıyordu. Bir sonraki durakları Google gibi büyük şirketlerin çalıştıkları yerlerden biri olan Cambridge İnovasyon Merkezi'ydi. Hamdi Ulukaya girişimi katılımcılarının Boston'daki son durağıysa Amerika'da inovasyon merkezi kuran ilk Türk girişimci Hakan Şatıroğlu'nun inkübasyon merkezi oldu. Chobani markasının doğduğu yer olan Norwich ziyaretinin ikinci gününde Chobani fabrikası ziyaret edildi. Katılımcılar fabrikayı gezip tecrübeli çalışanlarla şirket kültürü ve sosyal fayda üzerine sohbet etme imkanı buldular. Bir ayın sonunda Hamdi Ulukaya girişimi programı bittiğinde tüm katılımcılar için programa ilk adım attıkları andan bu yana çok şey değişmişti. Girişimci adayları bir fikrin nasıl hayata geçirileceğini, hayata geçirdikleri fikri nasıl pazarlayacaklarını, bir marka yaratmanın inceliklerini, yatırımcılarla nasıl ilişkiye gireceklerini, girişimlerini kullanıcıyla nasıl buluşturacaklarını,
ve en önemlisi nasıl farklı düşüneceklerini öğrendiler. Startuplarsa ürünlerini yeni pazarlara açarken nasıl bir yöntem izlemeleri gerektiğini, şirketlerini nasıl büyütebileceklerini ve yarattıkları markalarını nasıl güçlendirebileceklerini uzmanlarla deneyimlediler. Yolun başındayız ama iyi başladı, çok güzel başladı. Yani çok üzerinde düşündüm. Benim bunun üzerinde düşündüğüm birçok proje yapıyorum ama bu herhalde Çobani Vakıf'tan sonraki üçüncü en çok üzerinde düşündüğüm projelerden bir tanesi. İlk geldiklerinde dedim ki siz bize bütün memleketi getirdiniz. Geldiler, güzel güzel zamanımızı geçirdik. Bu bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız, bağlantımız tabii baki. Yani her birisiyle. Ve eminim onların her birisi güzel güzel şeyler yapacak. Bizim Anadolu bunu gerçekten hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Yani bu sadece 30 tane bir köşeden seçilip gelmiş. Ben biliyorum 30 bin tanesi de böyle, 300 bin tanesi de böyle. Herkes de böyle bir potansiyel var.